Herkese merhabalar. LGS'ye son 90 gün, yani son 3 ay artık en değerli zamanlardayız arkadaşlar. Şu anda yaptığımız her bir yanlışın doğru cevabı aklımıza kalacak. Yani LGS'ye girdiğimizde bir soru gelecek. Diyeceğiz ki ya ben bu soruyu çözmüştüm, yakınlarda çözmüştüm. Yani Nisan'da mı, Mayıs'ta mı ne çözmüştüm? Herhalde Martaydı galiba. Aynısını yanlış yapmıştım. Şimdi yine önüme geldi. Oh bu sefer doğru yapacağım diyeceğiz. Dolayısıyla şu anda çözümlü sorular çok çok önemli. Fende, inkılapta, dinde, İngilizce'de, Türkçe'de birçok soruyu inşallah bu son üç ayda yaptığımız çalışmalarla hatırlayıp güzel güzel doğru yapacağız. Şimdi haftanın sözüne baktığımızda Robert Bro isimli bir arkadaş diyor ki her gün yarının geçmişine geri dönüp onu değiştirmek için bir fırsattır. Gerçekten de zamanı geri alamıyoruz arkadaşlar. Yani hadi bakalım şu videonun başına geri dönelim. O zamanı geri dönelim desek dönemeyiz. Artık şu anda 47 saniyemiz geçti. Ama şu kesin ki yarın için şu anda bir plan yapabiliriz. İşte bu üç ayı iyi değerlendirdiğimizde gerçekten LGS sonrasına güzel bir adım atmış oluruz. O yüzden bu üç ay çok iyi çalışacağız, çok dikkatli çalışacağız ve inşallah hayallerimizdeki liseye gireceğiz. Şimdi Kaan Usul'un sorusuna bakıyoruz. Diyor ki LGS 3 ayın kalması avantaj mı yoksa dezavantaj mı? Tabii ki de arkadaşlar avantaj. Neden avantaj? Çünkü sınav son 3 ayda kazanılır. Bu 3 aya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Burada ne yapacaklarınızı hatta şöyle söyleyeyim. Bakın sizlere bunu net bir şekilde söyleyeyim. Öncelikle bir SWOT analizi yapmanız lazım. Bu nedir hocam? Hemen söylüyorum. SWOT'taki S strengthens yani güçleriniz neye sahipsiniz onu bilmeniz lazım. W weaknesses yani zayıflıklarınız. O opportunities yani fırsatlarınız. T de Threatens yani tehditler. Bunları iyi bilmeniz lazım. Şimdi birincisi güçlerinize baktığınızda gerçekten şu ana kadar birçok çalışma yaptınız. Birçok deneme çözdünüz. LGS sorularına baktınız. Gayret gösterdiniz. Paragraflar çözdünüz. Kamplara katıldınız. Dolayısıyla şu andan itibaren çalışmasanız bile muhtemelen sınavda iyi bir şey yapıp kazanırsınız. Ama niye çalışmayasınız ki? Bu sonuçları da iyi değerlendirip kesin kazanmanız lazım. Weaknesses kısmı ise eksiklikler. Yani bazı eksikleriniz var. Konu eksikleriniz var. Hala matematikte istediğiniz netlere ulaşamamış olabilirsiniz. Hala tam deneme kültürüne sahip olmuyor olabilirsiniz. Yani denemeye başladığınızda önce sayısalda fenden başlamak, yapamadığınız soruyu atlamak, geri döndüğünüzde diğer soruları güzel güzel yapabilmek. Bununla alakalı belli bir kondisyonunuz hala olmayabilir. Ama bunları da bol bol deneme çözerek halledeceksiniz. O ise opportunities yani fırsatlar. Burada çok büyük fırsatınız var. Son 3 ay arkadaşlar çok çok değerli. Tekrar söylüyorum. Videomuzun başında söylediğim şeyi bir kez daha tekrar diyorum. Sınava girdiğinizde bir soru gelecek. Ya ben bunu daha yeni çalışmıştım ya hatırlıyorum diyeceksiniz. İşte bu o son üç ay içinde yaptığınız çalışmaların bir hediyesi, bir müjdesi olacak arkadaşlar sizlere. Threatens, tehditlere baktığımızda ise burada dikkatli olmamız lazım. Burada işte Ramazan ayı geliyor, işte oruçken ders çalışılır mı, havalar ısındı hocam, zaten olmayacak hocam gibi... ...anlamsız, gereksiz, e, ümitsizliğe düşeceksiniz. Bunlardan da uzak durmanız lazım. Peki hocam bize tam Türkçe konuşun, biz ne yapacağımızı söyleyin derseniz söylüyorum arkadaşlar. Birincisini söylüyorum yapmanız gereken. Öncelikle ortamınızı sınav ortamına dönüştürmeniz gerekiyor. Yani artık ders çalışırken sınav ortamında ders çalışır gibi çalışmanız lazım. Sınav ortamında yanınızda ne olacak? Bunlar olacak arkadaşlar. Kitapçıklar olacak. Yani sorular ve kalemler olacak. O zaman ders çalışırken işte cep telefonuymuş, ne bileyim işte böyle oyunlarmış, bilgisayarmış, şuymuş, buymuş, arkadaşımmış, teyzemmiş, meyveymiş Bunları artık kaldıralım artık. Bundan sonra ders çalışırken önümüzde sadece kitaplar ve kalemlerimiz, silgimiz olsun. Tam bir sınav ortamına kendimizi dönüştürelim. Ve aynı zamanda sadece önümüzdeki masadan bahsetmiyorum, zihnimiz de artık sınav ortamına adapte olmalı. Yani etrafımızda bizi böyle üzecek tipler varsa ya ben çok çalışıyorum falan diye bunları geçin artık bunlardan kurtul tiplerden niye biliyor musunuz sınava giderken onlar yanınızda olacak mı olmayacak sınava giderken sadece sevdikleriniz yanınızda olacak o zaman sınava giderken yanınızda olacak olan insanlarla artık görüşmeye başlayın yani sizin moralinizi bozan sizi ders çalışmaktan uzaklaştıran ya da kendisi ders çalışıp size de ben çok iyi çalışıyorum sen yapamıyorsun yapamayacaksın diye böyle size olumsuz enerji veren tiplerden uzak durun artık. Çünkü sınav ortamınıza onları almayacaksınız. Yani sınavda yanınızda alabileceğiniz kişileri, sınavda yanınızda olmasını istediğiniz kişileri artık etrafınıza alın. Çok çalışkan bir arkadaşınız var. Size sorularda yardımcı oluyor. Onu sınavda yanınızda istersiniz. O zaman sınava kadar da onunla takılın. Ondan sohbet edin. Ona sorular sorun. İkincisi arkadaşlar bu da çok çok önemli. Her gün aynı saatte çalışmak. Her gün aynı saatte çalışıp kendinize ıı, artık bir Alışkanlık haline getirin ders çalışma yani. Eve geldim her akşam altta çalışıyorum. Eve geldim her akşam beşte çalışıyorum. Her cumartesi sabah saat dokuzda derste oturuyorum. Hep fix olmalı yani. O saatte çalışmayınca böyle ah ah niye çalışmadım ben demeniz gerekiyor. Üçüncüsü arkadaşlar bu da çok çok önemli. Kopyalarınızı hazırlayın arkadaşlar. Nasıl yani hocam? Evet evet kopyalarınızı hazırlayın. Nasıl yani hocam? Kopya... Hayır hayır bakın kopyalarınızı hazırlayan kastımız şu. Sınavda kopya çekemeyeceksiniz ama... Yazılı yazılırken bazen mesela böyle bazı bilgiler vardır. Aklımıza kalmayacak gibi olur. Deriz ki ya ben bunu hatırlayamam. Hani bir kağıda yazarsınız böyle. Sınavda onu kopya olarak kullanmasak da zaten kullanmamamız lazım. O aklımızda kalır. İşte LGS'de de sayısalda, sözelde, İngilizce'de, inkılapta, matematikte, fende bir sürü bilgi var. Bazen onlar aklımıza kalmayabilir. O zaman onların kopyasını yazın böyle kağıtlara. Karşınıza akıl haritası gibi asın. Sınavda zaten kullanmanıza gerek kalmayacak. Onların hepsi karşınıza çıkacak ve hatırlayacaksınız. Yani yanlış yaptığınız ya da unutabileceğiniz şeyleri bilgileri kağıda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Dördüncüsü hurafelere inanmayın arkadaşlar. Hurafeler var. Çok zor olacak, çok zor olacak, çok çok zor olacak. Bunlardan artık kaçın. Artık. Bu tarz siplerden uzak durun. LGS'de bu yıl inanılmaz zor. Hayır öyle bir şey yok. Her sene LGS'ye 8 sınıflar giriyor. Yani 9'lar giremiyor. 10'lar giremiyor. Ya da 7'ler giremiyor. Her sene belli 8. sınıf öğrencilerini alıyorlar. Her sene zor soruyorlar. Doğru. Kolay sormuyorlar. Bazen bir matematik doğrusuyla kazanabiliyorsun. Bazen 10 matematik doğrusuyla kazanabiliyorsun. Kazanmak için liseye göre netlerin değişiyor. Dolayısıyla matematikle alakalı 20'de 20 yapamazsam ben hiçbir okula giremeyeceğim gibi bir düşünce var bazı öğrencilerde. Öyle bir şey yok ya. ...15 matematikle, 10 matematikle, 7 matematikle... ...3 matematikle bile fen lisesi kazanıldığını gösterdik sizlere. Beşincisi arkadaşlar... ...birinci soruyu çok uzun cevapladım. Her gün paragraf çözün arkadaşlar. Çünkü LGS'de sizin netinizi artıracak olan... ...en önemli konulardan biri paragraf arkadaşlar. Paragraf, sınava başladığınızda... ...Türkçe ile başlayacaksınız. Türkçe'de karşınıza paragraf soruları gelecek. Ardından inkılap, yine paragraf gibi. Ardından din, yine paragraf gibi. Ardından matematik fende yine böyle paragraf gibi yoruma dayalı sorular olacak. Dolayısıyla sınavda soru okuyacaksınız. O yüzden kendinizi bol bol soru okumaya, bol bol paragraf soru çözmeye alıştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve altıncısı da LGS sorularını yutun. LGS sorularını yutun. Nasıl yani hocam? Evet. Öncelikle bir çay olarak kaynatın. Kaynattıktan sonra mesela burada 2019 LGS soruları var. Şaka yapıyorum. Soruları yutun derken onları iyice inceleyin. Onlara bir dikkatlice bakın. Onları bir daha bir daha yıl yıl sene sene çözün. 2021'i çözdüm. 4 yanlışım çıktı. 2019 çözdüm. 30 yanlışım çıktı. Neyse artık. Bu şekilde çözerek kendinize net bir şekilde ee, ...sınava adapte edin arkadaşlar kendinizi. Yedincisi arkadaşlar... ...eksiklerinizi bilin. Konu eksikleriniz olabilir. Eksiklerini bil. Ama... ...korkmayın arkadaşlar. Gerçekten korkmayın. Neden korkmayın? Çünkü... ...amacınız tüm soruları doğru yapmak bile olsa ki... ...bazı öğrencilerde vardır bu. Ama... Amacınız esas da LGS'yi kazanmak. Yani bu bir okul yazılısı değil. 85 5'tir, 84 4'tür, 70 4'tür, 69 3'tür. Öyle bir şey değil. Burada bir sıralama sınavı. Yani bu örneği her zaman veriyorum yine vereceğim. Bir orman düşünün arkadaşlar. Orman içinde ilerliyorsunuz ve ormanın diğer tarafına geçmeniz gerekiyor. Ormanın diğer tarafına geçerken önünüze engeller çıkarsa hemen şak diye ağacın diğer tarafından, solundan, sağından geçip bu hedef noktasına ulaşmanız gerekir. Oturup da o ağacın önünde ağlamanıza gerek yok. O ağacı kesmenize gerek yok. O ağacı tırmanmanıza gerek yok. Geç gitsin ya. Sınavda da böyle olacak. Yani sınavda da belki matematikte belki fende bir soruya takılacaksın. Onu geç sonra dönüşe bakarım diyeceksin. İşte konularda da öyle. Ders çalışırken de öyle. Belki matematik çalışırken canın sıkıldı. Hiç böyle ya yapamıyorum ya dedin ya. Geç hemen matematik. Geç inkılap çalış. Geç Türkçe çalış. Geç fen çalış. Geç İngilizce çalış. Amacın hepsini doğru yapmak senin. Amacın yapabildiğin kadar doğru yapmak. Dolayısıyla matematikte o gün çalışamıyorsun hemen daha çok çalışıp kendine motivasyon da net artış sağlayacak olan fene çalış, inkılaba çalış, dine çalış, İngilizce çalış. Böyle sınava girdiğinde matematik yapamadığın an, matematik bir soruya takıldığın an en azından diğerlerini fuller hedefine ulaşırsın. Bunu da unutmayın arkadaşlar. O zaman e, özet olarak bayağı da şey söylemiş olduk. Daha fazla da uzatmayalım diğer soruya geçelim. Matematik yapmak için özel ders mi almalıyız? Eğer özel ders alma imkanınız varsa alın. Yani özel ders tabii ki faydalı bir şey arkadaşlar. Ama özel ders imkanınız yoksa YouTube'da bizim yüzlerce, binlerce, onlarca videomuz var. Onlardan faydalanabilirsiniz. Geçen sene sınava girmiş abilerinize sorular sorabilirsiniz. Arkadaşlarınıza sorular sorabilirsiniz. Israrlı bir şekilde çalıştığınız sırada biliyorsunuz bizim videolarımızda kare kodlar var. Onlardan uzman anlatımlarını dinleyebilirsiniz. Dolayısıyla e, hani özel ders alabilme imkanı olmayan arkadaşlarımız için esasında teknoloji sayesinde şu an çok büyük imkanlar var. Fen lisesini kazanmak için ekstradan bir şey yapmalı mıyız? Evet ekstradan yapman gereken şey şu günde en az 100 soru daha fazla 100 soru daha fazla çözmen lazım. Yani günde 200 soru çözüyorsan 3 soru çözmen lazım. Günde 300 soru çözüyorsan 4 soru çözmen lazım. Yani hedefin Fen lisesi ise daha iyi çalışman lazım. Çünkü fen lisesine gittiğinde de çok ders çalışacaksın. Yani kendini ders çalışmaya alıştırman lazım. Adeta sizi izliyorlar. Diyorlar ki Kaan Uslu'ya bir bakalım. Kaan ne yapıyor? Geziyor. Hep oyun oynuyor. Fortnite, Fortnite. O zaman bunu fen lisesine almayalım diyecekler. Ama sen ders çalışıyorsan, sen gayret gösteriyorsan, sen vazgeçmiyorsan, sen paragraf çözüyorsan, sen böyle gayretliysen diyecekler sana bakacaklar. Ya bu Kaan iyi çalışıyor ya. Bu bildiğin bu bildiğin yani çalışkan bir öğrenci yani. O zaman biz bunu fen alalım diyecekler gibi düşünün yani. Sanki bir kanat pardon inekler nereden çıktı? Sanki bir kanat notu kullanacaklar kan Anlatabildim mi? Sizlere sesleniyorum arkadaşlar. Sadece kan değil. Emre, Ahmet, Merve size sesleniyorum. Yani adeta Milletin Bakanlığı sizi izliyor. bakayım bu çalışıyor ya bu vazgeçmiyor diyecekler. Sonradan yanlışların çıksa da çıkmasa da. Bazı soruları doğru yapsan da yapmasan da seni izledikleri için diyecekler ki bu gayret göstermişti. O kadar güzel sorular soruyorlar ki ne oluyor biliyor musunuz? Bakın Soruların hepsini zor sormuyorlar. Sorularda beş tane zorluk seviyesi var. Çok kolay, kolay, orta, zor, çok zor. Çok kolayı hiç çalışmayıp da az birazcık çalışanlar için soruyorlar. Kolayı ondan daha fazla çalışanlar için. Ortayı ondan daha fazla çalışanlar için. Zoru ondan daha fazla. Çok zoru hepsinden daha fazla çalışanlar için soruyorlar. Dolayısıyla herkes çalıştığının karşılığını alıyor. Sen yani şundan daha fazla çalıştıysan, bu kadar çalıştıysan sen bu soruyu da yapabiliyorsun. İşte bu yüzden çalışın arkadaşlar. Çalıştığınız zaman karşılığını alacaksınız. Bunu da bilin. LGS denince içime bir ürperti giriyor. Bunun nedeni nedir? Çünkü kazanacaksın. LGS bazen güzel günlerden öncesinde bir insanın içine bir heyecan, böyle bir mutluluk gelir. Eğer çalışıyorsan heyecanlanıyorsundur. Mesela bazı öğrenciler görüyorum ben hiç ne haber iyilik hocam işte LGS o ne hocam ne o LGS. Ha şu 8. sınıf sonuna girilen sınav mı? Biz girmiyoruz ki hocam biz hazır değiliz zaten hiç önemli değil diyorlar. Onlarda ürperti yok çünkü onlar zaten girmiyor çalışmıyor hiç haberleri yok olaydan. Ama siz çalıştığınız için kazanacaksınız kazanacağınız için de çalıştığınız için de bir ürperti oluyor. Bu çok normal bir şey çalışan işte mutlaka bir stres olur. Haftanın okuluna baktığımızda Abdülkadir Konukoğlu Fen Lisesi Antep'te gördüğünüz gibi tıplar, mühendislikler, hukuklar havada uçuşuyor. Gerçekten Antep'in sayılı insanlarından biri. O da e, okul yaptırıp herhalde ismini vermiş. Ama sonuçta Fen Lisesi güzel bir Fen Lisesi. Okuduğunuzda buradan da çok büyük başarılar size elde edecek. Dilimi de çok iyi. Haftanın kaynaklarına baktığımızda LGS hızlanma setini bir kez daha sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Hızlanma setimizin içerisindeki kitaplar gerçekten adeta bir ilaç niteliğinde. Birincisi matematiğe ilaç olan yeni nesil problem bankası. Her bir konuda sizlere önce temel sonra orta sonra zor seviye yeni nesil sorular soruyor. Bakın yeni nesil sorular hiçbiri böyle orta nesil değil. Hepsi yeni nesil ve böylece sizi yeni nesil sorulara hazırlıyor. İkincisi hızlama denemeleri. Hızlama denemeleri şu ana kadar işlediğiniz konularla alakalı tam da 2022'de karşınıza gelebilecek olan sorulardan sizlere dejavu hissi yaşatacak. Ya ben bunu çözmüşüm diyeceğiniz özel sorular içeriyor. Ve başında da böyle deneme analiz sayfaları da var. Son olarak da paragraf Zaten videomuzun başında da ortasında da söyledik. Paragraf soruları çok önemli arkadaşlar. Bol bol paragraf çözmenizi de tavsiye ediyoruz. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.